Ben Şerif Demirel, Emek Partisi Malatya İl Başkanıyım. Şimdi Malatya'da 6 Şubat'ta olan Kahramanmaraş merkezli depremden kaynaklı olarak büyük bir deprem yaşandı. Tabii bu deprem bildiğimiz gibi doğal bir felaket. Doğal bir eylem ama bu doğal doğalı felakete çeviren ise siyasi iktidarların rant ve talan işleridir. Rant ve talandan kaynaklı olarak imara açılan tarım alanların, müteahhitlere peşkeş çekilen alanlar, çeşitli şekillerde denetimsizlikten kaynaklı olarak büyük bir yıkım yaşandı. Bu yıkım sonucu devletin açıklamış olduğu rakamlara göre 50 bin civarında Türkiye genelinde bu 11 ilde. Ama bu rakamlar bizim bildiğimiz kadarıyla 100 binlerin üzerinde. Yani bu 100 bin insanımız, vatandaşımız ölmeyebilirdi. Sağlıklı binalar yapılmış olsaydı, insanlar daha kullanışlı binalarda kalmış olsaydı, ranta ve talana açmamış olsalardı, böyle bir depremde büyük bir felakete, büyük bir cinayete dönüşmemiş olurdu. Şimdi bu süreçte biz depremle birlikte bir seçim süreci de yaşıyoruz. Ve seçimle birlikte şu an seçimin şeyinde, gündemi içerisinde aynı zamanda 1 Mayıs işte kutlaması da var. 1 Mayıs işçi ve emeklilerin bayramı. Bu nedenle deprem bölgelerinde 1 Mayıs'ın kutlanmaması doğrultusunda bir şey var, eğilim var. Ama biz Emek Partisi olarak bunu doğru bulmuyoruz. Neden ederseniz, çünkü 1 Mayıs yüzyıllardır işçi ve emekçilerin hak ve kazanım elde ettikleri bir mücadele günüdür. Aslında sistemin bize dayattığı bir bayram değil. Bu nedenle 1 Mayıs'ın işçi ve emekçilerin mücadele, dayanışma, yan yana gelme örgütü süreci olduğu için 1 Mayıs'ta biz Malatya'da Emek ve Demokrasi Platformu olarak, biz de Emek ve Demokrasi Platformu'na dahiliz. Onun çalışmalarını sürdürüyoruz. Büyük bir miting şeklinde yapamayacağız. Ama ancak bir uzun süreli, bir saate kadar yayılan bir basın açıklaması ve serbest kürsü şeklinde 1 Mayıs'ı Malatya'da kutlayacağız. Biz diyoruz ki Emek Partisi olarak 1 Mayıs'tan da 14 Mayıs'a mücadelenin büyütüldüğü, genişletildiği bir süreç olmalı. 14 Mayıs'ta bildiğimiz gibi bir Türkiye'de bir seçim süreci yaşanıyor. O seçimin olacağı ve halkın kendi kaderini, emekçilerin kendi kaderini belirleyeceği bir gün. O nedenle 1 Mayıs coşkusuyla 14 Mayıs'ı da taşlandırarak bu tek adam düzenine son vermek gerekiyor. Çünkü bu tek adam düzeni dünden bugüne bütün emekçileri, yoksulları, halkı bir zapturap altına almış durumda. Hem ekonomik kriz anlamında hem de aynı zamanda yönetime mevduru gibi bir siyasi kriz de söz konusu. Çünkü neden derseniz yönetememesi, bu konuda bir şey söylemek isteyen haklar, özgürlükler hakkında bir şey söylemek isteyenler, gençler eğitim hakkı, iş hakkı talebinde bulunduğunda, kadınlar iş hakkı ya da başka taleplerde bulunduğunda, bunların hepsinin polis baskısıyla, ondan sonra çeşitli soruşturmalar yoluyla susturmaya çalışıyor. Ve bu da iktidarın artık ülkeyi yönetemediğinin bir göstergesi olarak düşünüyoruz. Bu anlamda hem ekonomik olarak yönetemediği gibi siyasi olarak da yönetemiyor. 14 Mayıs'ta biz Emek Partisi de Emek ve Özgürlük İttifakı çerçevesinde seçimlere katılıyoruz. Bu çerçevede Emek Özgürlük İttifakı aynı zamanda hem bir mücadele örgütü hem de bir seçim çatı şeyi konumunda. Malatya'da çalışmalarımızı bu anlamda sürdürüyoruz. Biz Emek Partisi olarak Yeşil ve Sol Parti ile birlikte ittifak yaparak o çatı partisi altında seçimlere katılıyoruz ve biz Malatya'da bir milletvekilinin, en az bir milletvekilinin seçilme şansını yaratmak için bütün emekçilere, bütün halka çağrımız, bir oyunuz tek adamın gitmesine karşı olmalı. Bir oyumuz da Yeşil ve Sol Parti'ye verilerek
seçimleri 14 Mayıs'ta tartışlandırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Evet, Emek Özgürlük İttifakı kurulduğunda bir mücadele örgütü olarak kurulduğunu söylemiştik. Seçim de bunun bir dönemeciydi, bir parçasıydı. Seçim sürecini değerlendirirken de Emek Özgürlük İttifakı çerçevesi altında, ittifak çerçevesi altında TİP, Emek Partisi ve HDP birlikte bu yolu yürüyeceklerdi ve üç parti zaten seçim yeterli olan partiydi ve bu çerçevede bir seçime dahil olma söz konusuydu. Fakat yapılan görüşmeler sonucunda Emek Özgürlük İttifakı çerçevesinde girme kararı alınmıştı. Emek Partisi de alan açarak, birbirimize alan boşaltarak bu şekilde seçime katılmayı ve kendi logosuyla katılmayı düşünüyordu. Fakat yapılan tartışmalarda, görüşmeler sonucunda bu konuda bir şeye varılamadığı için, anlaşmaya varılamadığı için Emek Partisi hem parlamentoda güçlü bir şekilde girmek, hem tek adam düzenine son vermek için Yeşil ve Sol Parti ile birlikte ittifak halinde seçimlere katılma kararı aldı. HDP de kapatılmayla karşı karşıya olduğu için o da Yeşil ve Sol Parti çatısı altında seçimlere şu an katılıyor. Birlikte ittifak olarak bu çatı altında seçimlere katılıyoruz. Biz halkımıza, kendi üyelerimize, çevremize rahatlıkla bunu anlatabiliyoruz ve bunu üyelerimiz de böyle olduğunu biliyorlar. Biz söylediğimiz şey, bir oy tek adam partisine son ver, bir oy Yeşil Sol Parti'ye ver diye çağrısıyla seçmenimizi, üyelerimizi bu konuda çağrı yapıyoruz. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz.